Merhaba arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz. Ben Aç ve bugün yepyeni bir futbol tahminine bakarsın. Bugün arkadaşlar challenge yapmıyoruz. Sakiniz. Bugün challenge yapmıyoruz. Bugün arkadaşlar öylesine oynuyoruz. Elimizden gelen en güzel takımı kuracağız. Elimizden geldiği kadar ilerleyeceğiz ve futbol kazanmayı deneyeceğiz. Ayrıca arkadaşlar bir sonraki futbol yapmamı istediğiniz bir challenge varsa yorumlara yazabilirsiniz. En çok beğenilen yorumdaki challenge yapacağım. Eğer beğendiğiniz bir challenge varsa yorumlarda o yorum beğenirseniz en beğenilen challenge'ı da bir sonraki fotoğraflarımda yapacağım. Umarım böyle güzel zevkli bir şey yaparız. Her neyse, hemen fotoğrafta paramızı ödeyelim. Fotoğraf bizim paramızı yiyor. Fakir kalıyoruz. Şimdi hangi dizilişle en iyi oynayabiliriz onu düşünüyorum şu anda. 4-3-3. 4-3-3 olabilir ama defend değil, atak oynamak isterim. Ben 4-3-3 şeyini severim dizilişimi. 4-5-1 var. Yok, 4-5-1 istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Bence en mantıklısı 4-3-3 atak. Ben bu formasyonu açıkçası seviyorum. Güzel formasyon. Seçtik. Hadi bakalım. Dur, seçemedik. Seçtik. Hadi. Kim çıkar? Lütfen Ronaldo falan filan. Messi. Team of the Year. Yılın oyuncusu. Messi geldi. Messi almazsak bence kötü olur. Bence Messi'yi alalım direkt. Hiç uzatmadan right wing'e Messi alalım. Kim çıkacak? Bakalım başka kim çıkabilir? Kalecilerden. Oh, fuck. Kim alalım biliyor musunuz? Ya, trap en iyisi biliyorum. Trap'in en iyi olduğunu biliyorum. Ancak ben BBVA yani La Liga takım kurmak istiyorum. O yüzden yapabilirsem La Liga takım yapacağım. O yüzden Navas'ı seçiyorum ben. Santrofor'dan kim çıkacak? Bakalım ataktan, forvetten kim çıkacak? Müller, Benzema. Benzema oraya mükemmel oturur abi. Abi efsane oturur Benzema oraya. Of, mükemmel durur orada Benzema. Buradan da bir Ronaldo çıkarırsak ağlarım. Ağlarım. Neymar. Team of the Year Neymar. Yılın oyuncusu Neymar'ı da çıkardı. Şu anlık üçlü üç forvetimiz de mükemmel bir şekilde ilerliyor. Atak orta sahamız Central Attacking Midfield İngilizcesi. Türkçe'nin tam bilmiyorum. Her neyse. Pek iyi birileri çıkmadı. La Liga oyuncumuz da yok. Kim iyi gider burada düşünüyorum da. Kimse yani pek oturmuyor buraya. Değil mi? Aynen, kimse oturmuyor buraya. O yüzden kimi alalım biliyor musunuz? Kagawa'yı alalım. Ben Kagawa'ya güveniyorum. En azından Kagawa olsun orada. Orta sahamız, diğer orta sahamıza bakalım. Soldaki orta sahamıza. Santi Cazorla Pogba. Abi Pogba Iniesta. Pogba mı Iniesta mı? Abi. Abi o yılın oyuncusunu görünce insan dayanamıyor. Abi en iyi çözüm, en iyi seçim Iniesta olacağını biliyorum. Ah. Pogba. O yılın oyuncusu orada dururken var ya insan dayanamıyor. Kimi alsam bilmiyorum. Iniesta. Yok, kimyaya ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden Iniesta'yı alıyorum. Kusura bakmayın. Almak zorundayım yani. Buradan kimse çıkmadı. Sadece Benat var La Liga'dan. O yüzden Benat'ı alalım. Şimdiden 48 kimyamız oldu. Güzel gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Hadi bir daha kalecimizi açalım. Kaleciden kim çıkacak? Mandanda. Çek Petrce. Yine Petrce çıktı. O zaman Petrce'yi alalım, tamam mı? Bakın Petrce'yi alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sen dur şurada. Daha defansımız nasıl görüneceğini bilmiyoruz. O yüzden şimdilik orada dursun BBB oyuncusu. Olmadı şöyle yaparız. Petr Cech'i ikinci yarı falan oyuna alırız ki kimyamız düşmesin. Hadi buradan BBB daha oyuncusu mükemmel gider. Sıkıntı. BBB'ye çıkmadı ama kimye gider biliyor musunuz burada? Jefferson'a gider. Jefferson çünkü Neymar'la anlaşıyor. Başka anlaşabilen biri var mı birileriyle? Maxwell Neymar'la anlaşıyor. Maxwell mi Jefferson mı? Maxwell mi Jefferson mı? Ben Maxwell'i seçiyorum. Maxwell'i seçiyoruz, Maxwell'i. Buradan da güzel bir BBB oyuncusu çıkabilir. Ha, çıkamaz. Kim yakışır ki buraya? Aslında Alex yakışır oraya. Maxwell'le anlaşabilir. Bodmer de Maxwell'le anlaşıyor. Aynı ligde değil mi? Evet. Birinci ligde. Ama ben Alex seçiyorum. Alex. Brazil bir şey olalım orada. İyi gidiyoruz. Fena değil. Daha şeylerimiz, yedeklerimiz de var. İkinci defansımızda kim çıkacak? Oh my god, bayağı kötü gidiyoruz yani, şaka maka. Keşke Brezilyalı değil de birinci ligde iki oyuncu alsaydık da şeyle anlaşırdı ya, Bodmer'le anlaşırdı. Dur Martinez, Martinez şeyle anlaşıyor. Kim bu? İsmini kim olduğunu bilmiyorum. Ciddiyim, kim olduğunu bilmiyorum. Kimsin lan sen? Benat. Benat'la anlaşıyormuş. İkisi de İspanyalı. Right back'e bakalım. Sağ back kim var? Danilo var. Juan Faram var ve Arbeloa var. Arbeloa aslında en iyi Arbeloa gider sanki. Evet, en iyi Arbeloa da Juan Faram gider. Arbeloa mu Juan Faram mı?
Juan Ferran tabii ki de. Juan Ferran alacağım. Sıra geldi yedeklere. Hadi bakalım yedeklerden kimler çıkacak? Yedeklerden bastı. Kim çıkıyor? Yedeklerden güzel biri çıkabilir. İnanıyorum. David Luiz. David Luiz olabilir aslında. Evet. David Luiz işimize gelebilir. Brezilyalı bir oyuncu. Luisao da işimize gelebilir. Van der Wiel gelmez. Evet, Van der Wiel gelmez. Ben David Luiz tarafındayım ve David Luiz'i de şuraya alırsak bam! İşte bu. Güzel. 86 takım kimyamız oldu. Buradan kim çıktı? Koşiyelini çıktı. Kurzawa var. Koşiyelini biriyle anlaşabilir mi ki ya? Koşiyeli kimse anlaşamaz. Şu anlık buradan kimseye ihtiyacımız yok açıkçası. Aynen, buradan kimseye ihtiyacımız yok. Biz rastgele aslında var. Biz Gaya'yı alalım. Buraya koyarsak Gaya'yı bir şey değişmiyor. Sadece Iniesta'ya şey oluyor. Ha. Tamam o zaman. Maxwell geri dursun orada. Gaya sadece daha hızlı. Bakarız. En son tekrar ayarlarız orayı. Diğer oyuncumuza bakalım kim çıkıyor. Hutchinson çıktı. Wow. Konoplyanka da var. Konoplyanka bayağı iyi bir oyuncu ama işimi yaramaz. Onun için yerim yok. Santi Cazorla var. Santi Cazorla'ya yerim var mı? Olmaz mı Santi Cazorla'ya veya Konoplyanka'ya mükemmel... Yok. Konoplyanka'ya yerim yok. Pardon. Cazorla'ya mükemmel yerimiz var. Cazorla'yı alıyoruz. Cazorla'yı şuraya koyarsak bam! İşte bu. İki İspanyalı arkadaşımız anlaşıyor. Güzel duruyor. 89 kimyamız oldu ve daha bir sürü oyuncumuz var. Başka kim çıkıyor buradan? Konoplyanka bizi bırakmadı yalnız. Buradan kim iyi işimize gelir bizim? Yok. Konoplyanka'yı aldım. Kullanmam büyük ihtimalle ama dursun. Başka kim var? Di Maria. Ronaldo. İşte bu. Ronaldo'yu aslında nerede kullanırız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ciddi bilmiyorum nerede kullanırız Ronaldo'yu. Ama aldım Ronaldo sonuçta. Hadi bakalım kim çıkıyor? Di Maria, Handanovic, Pedro, Hulk, De Bruyne. Kulağında bir sıkıntı var şu anda. Konuştukça titriyor kulağım. Garip bir şey, evet biliyorum. Kimi alabiliriz buraya? Açıkçası kimse işime gelmiyor. O yüzden De Bruyne'i alacağım. De Bruyne'i alalım. Kimse işime gelmiyor burada. Aslında Hulk işime gelebilir mi? Ya kimse gelmiyor. De Bruyne'i alalım. De Bruyne'i buraya koyarsak zaten kimyamız düşüyor. Evet. Ama De Bruyne bayağı iyi bir oyuncu olduğu için dursun orada. Belki ikinci yarı falan alırız onu kadroya da. Başka kim var buralarda? Griezmann, Bale ve Di Maria. Ne diyeyim var ya? Di Maria peşimize bırakmıyor. Bir tane Bale almak en mantıklı hareket olur değil mi? Ya da olmaz mı? Aslında Bale'a ihtiyacımız yok ki bizim. Sen nasıl olursun burada? Aa, bilmiyorum kim alsam ki. Yani o kadar güzel oyuncum var da kullanamıyorum ya. Griezmann işimize yarar mı peki? Griezmann da işimize yaramaz ki. Ben Bale'i alacağım. Yani iyi oyuncular alıyorum da kimse işime yaramıyor şu anda, yanlış rakam baka. Başka kim çıkıyor buradan? Ve hiç beni kullanmam büyük ihtimal. Kimi alalım? Seni alalım. Buradan kim çıkacak? Bakalım. Yine berbat oyuncular çıktı. Hancılar berbat. Herkes berbat. Kimi alalım? Hadi Denisov alalım. Rus abi alalım. Buradan kimler çıkıyor? Abi çok berbat oyuncular çıkmaya başladı. Aa, Gomez. Mario Gomez alalım mı yoksa Endio'yu mu alalım? Kim alalım? Mario Gomez alacağım. Sırf Beşiktaşlı olduğum için. Ve son olarak da Full Silver çıktı. Vay be. Seni alalım. Seni sevdim. Şimdi arkadaşlar ben kadromu düzenleyeceğim ve bakalım kimyayı en fazla ne kadar atırabileceğim. Seni de alalım. Kim en iyi anlaşıyor? Messi, Santi Cazorla, De Bruyne ve Petr Cech ile anlaşıyor. 4 kişi. Sen biraz daha fazla kişisin. Ben seni alacağım tamam. Messi ile anlaşıyorsun. Gerçi ben Messi'yi pek kullanmıyorum. Her neyse. Şimdilik güzel bir kadro var. Şimdiki halimle güzel bir kadro. O yüzden güzel bir şey yapabiliriz. Bu arada Petr Cech yılın oyuncusu değilmiş. Record breaker Petr Cech'miş. Söylediniz geçen bölümde. İyi ettiniz. Yardım ettiniz bana. Sağ olun. O halde ben kadromu bir düzenleyeyim. Ondan sonra size tekrardan geri döneyim. Evet. Hiçbir şey değiştirmedim. Denedim de yani. Kimi nereye koyabilirim bilmiyorum. Ronaldo'm var, Bale'm var ama nereye koyabileceğimi bilmiyorum. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Maça girdiğimizde ya ikinci yarıda ya ilk yarının başlarında Ronaldo'yu Benzema'nın yerine alacağız. Tamam mı? Ronaldo'yu Benzema'nın yerine alacağız. Ve Bale'ı nereye alabiliriz ki? Allah nasıl değiştirdim. Bale'ı alabilir miyiz acaba ya? Aklıma şöyle bir şey geldi. Santi Cazorla'yı De Bruyne'le değiştireceğiz. Benzema'yı Ronaldo'yla değiştireceğiz. Bale'ı da şuradaki arkadaşla şu şekilde seçemedim. Şu şekilde değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Benat'la beraber. Böyle bir şey geldi aklıma ama olur mu bilmiyorum. Deneyeceğiz. Şimdi kadromuz bu şekilde, fena değil açıkçası. Petr Cech'i koydum bu arada kaleye. Petr Cech kalede miydi hatırlamıyorum. Neyse.
Yapacak çünkü şu anlık bir şeyim yok kimyamı artıran. O halde direkt maçımıza gidelim. Bakalım ilk maçımızda kaybedecek miyiz, yenecek miyiz? İnşallah kazanırız da. Bu kadar çok kısa olmaz video. Ve rakibimizin kimyası berbat ama takımındaki oyuncular güzel. Ama kimyası berbat ve benim takım bundan daha güzel. İleride Mor Ronaldo, Neymar ve Bale üçlüsü var. Ama bizim takımımız daha iyi. O yüzden bu maçı yeneceğiz. Merak etmeyin. Sakin de. Oğlum bir saniye. Haydi bakalım. Arkadaş başlıyor maça. Ve umarım bu maçı yeneriz. Elimizden gelen şey yapacağız. Yine bunu söylüyorum. Meta onu söylemeyeceğim artık. Hop. Güzel. Değil. Güzel. Güzel mi? Güzel. Bırak şuraya. Ah. Tamam. Mükemmel paslaşma. Maxwell. Maxwell. Bırak oraya. Oraya değildi. Oraya değildi. Oraya değildi. Ama Iniesta kurtardı. Dönen topta kimse yok. Bu dönen topta niye kimse yok? Aa, güzel pas attı. Güzel pas attı. Güzel pas attı. Ve şut atacak ve gol. Aa, direkten döndü. Direkten döndü. Güzel. Ama atamadı. Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Hadi Messi. Koş artık ya. Sen Messi'sin. 99 hızın var. Koş Messi. Koş Messi. Hop. 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 Messi. Messi koş. Hadi Messi. Aha Messi. Messi. Fiziği gitti. Fiziği yetmedi Messi'nin. Aha. Messi. Messi. Messi vurdu Messi. Berbat bir şut. Uzak, bayağı bir uzaktan vurmayı dedim. O kadar uzaktan vurmamam lazımdı. Oh, penaltı. Penaltı yaptık. Penaltı yaptık. Penaltı yaptık. Penaltı yaptık. Sol atacak. Sol üst atacak derken sağ tarafa attı. Aa, olmadı. Yaparız zannettim de olmadı. Bir saniye, ben korkuyorum şu anda. O yüzden Ronaldo gelsin, tamam mı? Ronaldo neredesin? Ronaldo buradasın. Bale'ı da Benas'ın yerinde oynatabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Garip bir diziliş oldu. Bale'ın orada olması biraz garip oldu. Umarım güzel bir şeyler yapabiliriz orada. Bıraktı. Benzema. Hadi çıkmadan bir gol atar mısın Benzema? Çıkmadan bir gol atamazsın. Niye atasın ki zaten? Çıkıyorsun. Gol atmaya ne gerek var? Son anda yalnız he. Son anda. Hayır. Bale. Penaltı olacak. Penaltı yapmayın. Penaltı yapmayın. Gol değmeyin. Hiçbir şey yapmayın. Atamadı. Aa, bu adamı durduramıyoruz ya. Bırak Bale'a. Güzel. Bıraktı. Iniesta. Allah'ım yarabbim. Geçemiyorum. Çok fazla adam var defansta. Benim Ronaldo böyle değil abi. Benim Ronaldo böyle değil. Hadi Neymar. Koş artık Neymar. Hadi. Artık bir tane atmamız lazım. Hadi. Vur Neymar. Beşliğinden geçti abi. Bitirme hakem. Bitirme lütfen bitirme. O top alman lazımdı senin. Maxwell ya. Bale vurdu. Defanstan sekti ya. Aha vur. Vur. Öf, atamadı. Ciddi misin? Hadi Iniesta. Hadi. Vur. Kaçırdı Santi Cazorla, kaçırdı. Allah'ım yarabbim. Bu kadar basit bir pozisyon nasıl kaçırıyorsun abi? İnanmıyorum ya. Acayip basit pozisyondu. Foul diyor. Allah'ım yarabbim. Foul diyor ya. Omuz omuza mücadele. Niye foul veriyorsun hakem? Kafayı mı yedin sen? Bıraktı. Hadi Ronaldo. Hadi. Ver aşağı. Allah'ım yarabbim ya. Kafayı yiyeceğim abi. Şu oyunu oynayamıyorum ben abi. FIFA'yı oynayamıyorum. Şuna bak. Şu gole bak ya. Ben aynısını yaşadım. Benimki seyircilere attı. Bitti. Bu sefer çok kötü oynadık. Kabul ediyorum. Challenge yapsaydık vallahi daha iyi oynardık biliyor musunuz? Challenge'da daha iyi oynuyoruz. Ödülümüzü alıyoruz görüyorsunuz değil mi? Ödüle bak be. Helal olsun. Jumbo Premium Silver Pack. Ne çıktı? Bastım. Skip. Yahoo. Şunlara bak çok mükemmel ya. Gold Pack'lerden ne çıkıyor bakalım. Pardon. Ho. Ana, Nine Golan çıktı. Yay! Neyse arkadaşlar, umarım bu video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de daha fazla yakın istiyorsanız futura başlayan video beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kusura bakmayın, draftı ilerleyemedik bile sayılır. Bir maç bile kazanamadık, kötü oynadık. Zaten biliyorsunuz ben daha çok PES'i daha iyi oynayan biriyim. FIFA'yı mükemmel bir şekilde oynayamıyorum, hatta güzel bile oynayamıyorum. Bundan dolayı üzgünüm. Daha fazla yapmak istiyorsanız dediğim gibi başlayan video beğenmeyi ve yorumlarda da bir sonraki futura bölümünde ne yapmamı istiyorsanız yorumlardaki yazabilirsiniz. En çok beğenilen yorumu bir sonraki futura bölümünde yapacağım.
Yani artık birbirlerinizin yorumlarınızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İşte bu. İşte bu. Telef oldu GG. İşte bu. İşte bu. Çekilsene helikopter ya. Bu kordu. İşte bu. Ben saniye daha ihtiyacım var.